parasını vermişim. Ne kadar anlayınız tamam demişiz. Ben diğer nakliyeyi nakliyeciyi verdim ona. Şimdi siz niye bizden fazla para alıyorsunuz? Tamam poşetler, kartonlar falan ne kadar ki? Ben malzeme parası söyledim, getirin dedim. Doğru mu? Tamam onu kabul ettim. Tamam kabul ettiniz. Ben yarım günü buldum. Paketleme ve toplamayı yaptım. Doğru mu? Tamam. Şu mesafeye sadece arkadaşlar 3 kişi geldiler burada. Birer birer para aldılar. 700 rakim diye bir yerlerdi. Kardeşim o kamerayı kapatır mısın? Aynen abi. Canlı yayını kapatır mısın? Canlı yayını bir işimiz yok. Bizim reklamımızda işimiz yok. Onu kapatır mısın? Ne kadar dur yayını kapatayım beyefendi. Şöyle konuşalım. Bizim kimseyle burada mağdur ekranımız da yok. Bizim kimseyle mağdur ekranımız yapıyor. Ya duvara... Ben kapatayım. Ayıp olmasın dur. Maya, aşkım. Sen Maya'ya iltifat et. Anca. Evin haline bağırtma. Haline. Bize bak ondan sonra gel Maya. Ebu ya benim ne işim var İstanbullarda ya? Gene evimi gördüm moralim bozuldu ya. Benim ne işim var Allah'ım. Ben ne hale getirdim canım evimi ya? Ya ne işim var benim İstanbullarda? O kadar pişmanım ki artık geri dönüşüm de yok ya Rabbim. Gelin burayı temizle şimdi. Ben altı bile bozuldu ya. Gel burayı temizle şimdi. Heh. Ben burada oturmam gerek. Battaniye de yok, bir şey de yok. Cihinde de bak. Sen anca dalga geçiyormuş gibi hala. Ne işim var İstanbul'larda ya Rabbim? Çok üzgünüm. Ya biz burada parti yapamayız. Ben sana söyleyeyim sesiniz yani tanıyor. Şarkı açarsa da millet bizi duyar yani. Ay kulağımız gibi. Ya kirliyorum. Açtır da benim. Kadi bu ne hal Kadi? Bak Hira ile Abdi bunun üzerine yatarlar. Kirli görüyor musun? Yatak var bunları götürmüyoruz. Bunlar kırık dökük diye götürmedim. Bol artık işini hiç dışarı çıkacak halim kalmadı. Yorgunum. Ay yorgunum zaten. Didek uzanasım var burada şu an. Bu sabah çıkalım gideceğim. Tripotu ver, tripotu ver. Havada nasıl sıcak? Bu sabah çıkıp gidek mi aslında? Esra abla gelecek. Gelmesin biz gidek. Ne yapacağız burada? Bir söyleyeyim Esra abla. Bilmiyorum ki gidek mi bu sabah? Çıkalım 5'te. Ya Kadir burada yatmıyor. Eve aynen dönüş. Ya bugün sabah 4'te 5'te uyanık kalalım. Sıcak ev ne kadar sıcak. Anne ben sana ne dedim? Ev o kadar sıcak ki bu bizim odada ölürüz. Hele üçlü prizi getir içeriden üçlü priz. Kızlar nasıl sıcak nasıl sıcak nasıl sıcak. Ama klimasız bu evde oturulmaz. Abo. Çıktın da sen bu yorgunlukla yoklar mahvolur. Yok valla çıkarım ya. Bugün çıkak ya. Çıkarsın aynen. Çıkmasına bir sorun yok. Ay. Yolda mahvolursun. Kadir bacı boş ver yeter ki hemen bir gidelim kurtulalım evi hemen yerleştirelim. Ya Cemo küsmedi küsmedi bir sıkıntı yok kızlar. Cemo niye küssün bir sıkıntı yok. O yorgun da bence uyuyor. O yorgun da eve gitti kızlar bir sıkıntı yok küsmedi. Of evin düzenini nasıl yapacağız? Buzdolabı yerleştireceğiz. Odayı yer alacağız, yerleştireceğiz. İrem, gel bir telefonu Hülya ablana ver. Ne? Bak Cemre. Ne bu? Hülya ablana ver. Kim bu? Cemre, Cemre. Cemre ablan yok mu? He. Ah. Efendim. Sesini açayım. Hı hı. Kulağıma koy. Efendim Cemo. Aşk ovalı evde yatacağım kurban vereni. Valla gelmiyorum. Kız aşkım bir şey yok, bir sıkıntı yok. Aşkım biraz dinleyelim burada kalım ya. Biraz kendimi ağlayacağım, üzüleceğim, takılacağım. Hoparlör kapalı senden konuşuyor. Sesimi duyuyor, duyuyor. Tamam sonra sesini duyayım ya. Tamam bir sıkıntı yok ki kardeş. Tamam aşkım hadi görüşürüz. Getir biraz daha. Ben kendime evde ağlayacağım, takılacağım yani. Tamam aynen sabahları sabah da çıkarız. Esra ablaya yazın ben ya. Kendime uyumak istemiyorum. Oturup ağlayacağım, üzüleceğim, takılacağım. Yüz tane ruj sürdün ya. Aşkını ver ona. Aşkını ver.
İnsana da dönüşmüyorum. O kadar şaftım kaymış ki. Kurban benim. Yani resmen şaftım kaymış yorgunluktan. Bir şey söyle. Kızlar kendimi evde takılacağım. Kızlar. Pastamızı keselim. Canım benim, nereye gidiyorsun sen ya? Ay gene duygulandım. Sen nasıl sıcağı, nasıl sıcağı? Şaka maka ben gideyim. Abla. Size yastık yorgan getireyim. Ya ben yapmıyorum Kadir, Allah aşkına yastık yorgan istemiyorum. Ben yapmayacağım. Ofiste de kontratör varmış. Ofiste kontratör varmış. Anne. Kadir boş ver ya. Yani ya. Esra abla da gelmesin. Ya. Yani biz saat 4'te 5'e kadar dayanalım zaten, dayanırız. Saat 1, 2, 3 i̇şte saat dayanıp dayanırız. Yine 2 saat sonra çıksak. Aynen. Yarın yani ya, akşam 6'da İstanbul'dayız. Bak hele. Ofiste vantilatör var ya, onu da getiririm. Serin serin yatırsınız. Ya yatmayalım, gidelim bugün ya. Harfi teşekkür ederim. Yine bunu şimdi getir de partimi yapayım. Nerede bilmiyorum. O eşyaların içinde. Yok. Var. Of. Kendi kafana göre yok deme. Bak hele. Ya ben nereye gidiyorum kızlar ya? İki yastık olsa yeter, bir de vantilatörü getirin. Yeter. Allah'ım ben nasıl evimi terk ediyorum? Ne işim var İstanbul'larda? Seha 2 de teşekkür ederim. Şeydir. Esra dönmesin. Biz bugün 4'te 5'te çıkalım. Eşya da yok yerde. Oturacak bir şey yoksa PK derdin Esin. Sandalyelerimizi de mi bunlar götürdü? Esra abla diyor kesin mi? Bugün 4'te çıkacak mısınız? Çıkak mı Kadir? Çıkalım çıkalım. Yarın da mahvoluruz burada kalırsak. Kesin Esra diyorum gelmezse. Ha. Esra gelmezse ben sizinle görüşürüm. Hey vallahi. Ben çıkak mı? Hayır ya, Kadir abi gelmesin. Arkada ben olurum Kadir abi. Kadir abi ya bağıracak ya hiç yana gelme. Kesin mi diyor, cevap bekliyor. Hey ya kimse gelmez, biz gidek gidiyor. Gidek gidek. Partimizi yapalım, gidelim oğlum. He gidek. Yok kız, ne uyuması? Ne uyuması anne, benim de uykum yok. Anne. Uykum yok yok, merak etme. Aynen ya, benim de uykum yok bugün. Kalk sen de gidek. Ben, sen, Abdi, Kadir, Şurcus gelmezsin. Gelsin Kadir. Kızlar gündüz yol aç, yolda olsan sıkıntı yok. Akşam yol sıkıntı. Gündüz bir şey olmaz. Ay tişörtümün kirine bakın. Şu kirime bakın. Şu halime bakın. Şu tipime bakın. Şaftım kaymış. Rezil oldum. Kendimi ne hallere soktum. Ne güzel her akşam oturuyordun. Yemeğini yiyordun. Yemeğimizi yiyorduk. Gece rahatça yatağımızda yatıp zıparıyorduk. Diğer ev bu mutfağın yarısının küçüğü. Özlem teşekkür ederim aşkım benim. Kurban vereni. Cano da diyor yatak sermişim, onları bekliyorum. Ya yok, gidin İstanbul'a. Hele. Ben kimseye küs değilim valla, bir şey, bir sıkıntı yok. Sen de diyor taksi ayarlamışım, sabaha bileti iptal edeyim mi kesin? Ne yapak? Yanar diyor bilet, bu saatte sonra iptal edemem. Bugün işi daha ya, ben bugün taşınmıyordum. Ben bugün ne güzel rahat rahat uyuyacaktım. Ben abine abla, ulaşma ben. Valla Kadir benim suçum değil, ben pazar günü taşınacağımı biliyordum. Ben normalde bugün eşyaları toparlıyordum. Yarın evi taşıyacaklardı. Gece de çıkardım, giderdim. Ama ben ne bileyim ben bu hallere girdim. Eş ortada, sen bu kadar eşya arabaya nasıl sığdıracaksın? Bu kadar eşya arabaya nasıl gireceksin? Parti hevesim de kalmadı, o kadar pasta aldım. Bu kadar eşya nasıl arabaya girecek onu düşündüm. Valla bilmiyorum, eşyalar nasıl arabaya girecek onu ben de bilmiyorum. Ben gece yolculuğu yapamam. Bak ben çıkarsam benim sabah çıkıyor. Kızlar ben gözüm görmüyor benim. Araba desen hard hurt zor yolda gidiyor. Kardeş sen kendin görüyorsun. Gece bir yerde kalsam kimse beni kurtaramaz. Başıma bir olay gelir. Ben gece ne işim var benim? Bak gel hadi toplayalım. Bence de kapı beni toparlayayım. Poşetler de arabada kalmış. Poşetleri getirmedin. Sağ kapıda var. Benim elimde pasta masta var. Hepsini bir kenara toplayalım bari. Ya
Sabah gelseydi Esra gelirdi gel. Son bir kez temizlerdi, yayın yapardı. Şimdi paslayışı. Ben bu akşam bir retür getirin. 2-3 tane yastık getirin. Kadir bir şey getirmeli o. Ben zaten yapmam yapmam. Abla sen yapmasın çocuklar yazık. Kadir zaten içim dolu. Başıma ne gelecek bilmiyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Başıma orada ne gelecek bilmiyorum. Kızlar hiçbir şey bilmiyorum ama psikolojim bozuk. Bilmiyorum, korkuyorum. Hira gel pastamızı gel aç pastamızı yakalım Hira abi gelin. Hira gel pastamızı yakalım son kez gel. Esra da diyor yarın gelir evi temizleriz diyorsun. Çocuk yayın olma diyor. İşte ben akşam çıkamam. Ben akşam yola çıkamam. Gözüm görmüyor, vallahi görmüyor. Allah canımı alsın ki görmüyor. Cemre'ye sor, Cemre sana anlatsın. Bu adam bunu götürmemiş. Bu bardaklar burada kalmış. Bir sürü eşya kalmış. Ben bunları nasıl götüreceğim? Bir sürü eşya kalmış. Ben içerim. Gece ben sürdüm. Sabah sen sürürdün aydınlık olunca. Hı? Ben gelseydim sabah gece ben sürürdüm. Sabah sen aydınlıkta sürürdün. Ben gelemem. Aslında niyetim öyleydi. Sen biraz sen bil. Çünkü ben 15 saat kızları nasıl kullanayım? Ben hayatım boyunca böyle gitmemişim. İşte ben... Ben acemiyim. İnşaatlar var. Ben nasıl geleyim? Mehperdada. Hira. Ya ben nasıl bir hayatın içine atıldım ya. Bütün paramı bitirdim. Bütün her şeyimi bitirdim. Kendimi ne hallere soktum. Maya'ya bak diyor da eşyalarımız nereye gitti? Maya, anne. Kurban olurum. Gel hele, gel anneşi kurban. Uy anne, korkma le. Ben seni bırakır mıyım? Ben senin yanındayım. Korktun. Korktun. Ne, şimdi bu da diyor anne biz nereye gidiyoruz? Annesi kurban Maya'm benim. Maya da bizimle uzun yolculuk yapacak. Bir bakalım. Ben gidememişim. Gücüm var ben Urfa'da. Ben gitsem nasıl döneceğim? Maya. Şimdi Ahira. Hira! Ne? Gel pastamızı getir gel. Hira, Abdi! Ne? Gel pastamızı keselim sonra ben buraları temizleyeyim biraz hadi. Bugün 4'te 5'te çıkalım mı çıkmayalım? Bence çıkalım. Esra'ları kesin de, kesin de. Yürüyebilir miyim? Bir an hiç halim yok. Dayak yemiş gibiyim. Başıma neler geldi şu halime bak ya. Senin yüzünden gidiyoruz anne. Duygul sömürüsü yapma. Evde soğuk su bile yok. İçecek su yok bile. Bugün biz bu suları bitirsek nasıl öldürürüz biliyorsun musun? Sen değil mi? Sen neyi abartıyorsun? Hiçbir sorunun bitmiyor senin ya. Neyse partiyi de iptal ediyorum. Aniyen bir karar verdin. Bunun yüzünden biz mahvolduk. Ya ne bileyim böyle olacağını her şey karma karışık. Ne bilebilirim plansız projesiz? Ben böyle bir tahmin etmedim, sus. Her şey aynı karar verdim bence. Cemal geliyormuş. Geliyor mu? Ya gelmesin. Kadir bak gerginim zaten, uff. Ben çağırmadım. Ya küsmemişim, söyle küsmemiş, küsmemiş. Sadece kendimi şu an iyi hissetmiyorum eve geldim ya. Söyle küsmemiş, bir sıkıntı yok, vallahi bir sıkıntı yok. Yemin ederim ya. Söyle konuşuyormuş. Bir sıkıntı yoksa diye şu an... Ya gelmesin bak sinirleniyorum ha. Sanki ben küsmüyüm ben evimdeyim şu an ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Bak hele. Zaten gideceğim diye üzgünüm. Ofiste benim ayağı açayım yatağı serek.
Orada yattım. Sabah da direkt kalk çıkıyorlar. Ya kızlar benim moralim gideceğim diye üzgün yani. Kimse bir şeyle alakası yok. Evimi ne hale getirdim. Her şeyi götürdüm. Sorun ne olacak bilmiyorum ya. Ani karar verdim. Şu an psikolojim bozuk ya. Kimse beni anlayamaz yani. Hülya ablan bugün nakliyecilerin geleceğinden bile haberi yoktu. Vallahi bugün nakliyecilerin geleceğinden haberi. Dün gece sabaha karşı saat 2-3 öğrendim. Ya psikolojim bozuldu. Ben bilmiyorum bugün ev taşınacak. Bugün evi nasıl toparladık bile belli değil. Daha bir sürü eşya kalmış. Hadi ortaya baksana her yere. Herkes senden haber bekliyor. Bu ne devre düştü kız? Ya valla benim plansız projesiz iş olursa böyle olur. Ne oldu? Sen bir sakinleş. Bir gerginliğini atarım. Ya taşınacağın, gideceğin evi görmemişsin. İşte onun gerginliği de var üzerinde. Evi bilmiyorsun. Neresi olduğunu bilmiyorsun. Kendi evini hangi gün taşıyacaksın onu bilmiyorsun. Adamlar sabah geliyor eve diyor ki hadi nakliyeciler gelmiş bana soruyor niye gelmiş diye. Bilmiyor mu bu adamlar geleceği taşıyacaklar evi? Hiçbir şey bilmeden işe girdim. Sürpriz oldu. Bize evi adam topladı yani biz de toplamadık biz bir şey yapmadık. Ayakkabıları poşetledik, giysilerini poşetledik. Hiçbir şey yapmadık hep adam yaptı. Emine ablan dediği gibi diğer şeyde vardır bir ayır. Hele pastayı getirin, pastamı bir keseyim. Biraz moralini yerine getir. Bir pekan merkez birileriyle güleyle, ondan sonra pastayı kesin. Bu moral bozukluğuyla kimse yapacak. Ya ben sana üzgün bir, ben bu yani bu veda partisi Kadir zaten bu mutluluk partisi değil yani. Öyle oynayıp zıplama partisi değil bu ne veda partisi. Ne o zaman? Tam veda partisi. Peçete alır orta doktora ağlaya bir şey yapardı. Pastanı alalım. Bu veda partisi. E pastayı kay herhalde oturacağız diye aldım Kadir bize yani. Yiyelim diye aldık yani. Parti yapalım diye aldım. Vallahi ablamı yangından mal kaçırdı gibi kaçırdılar. Mehmet pekada. Biri de klima yazmış. Klima kaldı mı ki açık? Klima yok. Mila, abdi gelin. Mila, gel kızım, gel pastamızı keselim. Gel evimizdeki veda partisi. O kadar bu evde partiler yaptım. Bir gün bu evde veda partisi yapacağımı düşünmemiştim. Sen gider mi anne? Bilmiyorum ya, çok korkuyorum. Keşke bir tane şey güzel olacağını var ya, çok korkuyorum. Çok. İnan ki o kadar evde parti yaptım ki. Çok korkuyorum kızlar, valla çok tedirginim. Ne bileyim, her şey için çok korkuyorum. Ne oldu abi? Çocuklar için korkuyorum, bilmiyorum. İçimde bir korku var ama. Niye koyduk? Oraya gidersek artık buraya dönmek yine zor olur. Anne, oraya gidersek yine buraya dönmek zor olacak. Bak boyma aynı ayakkabı uzatmıştı, gördün mü? Anne, oraya gidersek artık buraya dönene kadar gene böyle zamanla... Keşke maddi olarak gerçekten, çünkü hani bazen diyorlar ya ya şöyle böyle bilmem ne,
evleri var, şu var, bu var. Keşke maddi olarak gerçekten bu kadar güçlü olsaydım. Yemin ederim, yemin ederim. Gözüne gelmez. Gözüm arkada çeker giderdim. Anladınız mı? Yani bazı şeyleri korktuğum için öyleyim. Nerede? Hani bazen diyorlar işte ya evleri var, arabaları var, şuyu var, buyu var, bilmem nesi var. Keşke maddi durumu iyi olsaydı evimi alıp da oraya gitseydim. Bazen o kadar çok şey söylüyorsunuz ki benimle ilgili. Bu kadar iftiralar, bu kadar sorun. O zaman gözüm arkada, gözüm kapalı çeker giderdim çocuklarıma. Derdim en azından çocuklarımın geleceğini kurtarmışım. Oh kafam kulağım rahat giderim ne olmuş. Ama siz bazı şeyleri bilmiyorsunuz. Anneciğim ben bunu neyle yiyeceğim? Anne ben bunu neyle yiyeceğim? İki çocukla tek başına hayat öyle kolay değil. Ben bunu neyle yiyeceğim? Önce partimizi yapak. Plastik kaşık vardı bence onları attık mı bakayım. Al abi çal budur abi. Abdi al bıçağı neler. Pasta devrilmiş Kadir sayende. Sen ne biçim yaptın Kadir pastayı devrilmişsin? Bak buradan kalmış. Ben nasıl devrilim olmuş? Devrilmiş. Her şey göründüğü gibi kolay değil. Bak benim kafam beynim dolu. Bildiğim bilmediğim çok şey var. Yani kafam çok dolu. Kafam çok dolu çocuklarla. Tedirginim yani. Sen tam sıkışık döneminde gittin. Ya Kadir tedirginim yani şu an. Bir sürü para gitti, ne olacak, ne bitecek. Tedirginim, her şey kötü olacak diye çok korkuyorum. Maya gel, Maya. Ya tabii ki kızlar hayat pahalı yani. Biraz şeylerim var tabii. Moralin bozukluğunun nedeni bunlar yani. Korkuyorum ha. Vallahi tedirginim. Keşke bilsem her şey güzel olacak. Şu an burada oynaya oynaya zıplaya zıplaya gidelim. Anne Maya sıcağını alabilir miyim? Al. Dur Maya. Ay. Hadi gel pastanı tutlayalım beraber. Ay yavrum şimdi bunlar deler alkol. Lan dur ya dökeyim. Kızlar bana zeytinyağı olarak gelmişti. Dur dökeyim ki göster. Dökerken göster. Kızlar bakın zeytinyağı. Evet. Bana demeyin alkol alkol. Bana zeytinyağı geldi. Bugün biri gene yazmış alkol. Ya zeytinyağıdır. Adam yağları götürmedi. Bu yağlarım da kaldı. Şimdi nakliyeci bunları da götürmedi. Bak nakliyeci bir sürü para aldı. Bak bunları da götürmedi. Dedi ben cam eşya götürmüyorum. Yani nakliyeci de eşim yarım yamalak yaptı zaten. Benden ekstra para da aldı. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Anne, bu eşyalar da burada kalacak. Anne suyunu veriyorum aynı maması var. Suyunu. Kızlar kim hediye attı abi, kızlar? Temizlikçi bir kadın getiririz biliyor musun? Deriz abi bu yağmalı da götür evine gel. Niye Dilan yazıyorsun? Kim hediye attı? Teşekkür ederim. Kim attı kurban verene? Betül teşekkür ederim aşkım benim. Niye Dilan yazıyorsunuz? Hadi pastayı keselim biz de. Dilan, hayır canım ben kimseye yazmam. Siz beni ne sandınız? Saçmalamayın. Hayır kızlar. Anne. Ben asla yardım için, para için öyle şeyler için ben hiç kimseye yazmam. Siz beni tanımamışsınız. Hayırdır? Saçmalamayın. Benim bu hayatta yapacağım en son şey yani. Anne bunlardan biri benim olabilir mi? Kesin. Ben tek başıma illaki her şeyi hallederim. Allah büyüktür. Ama korkuyorum. Pasta neydi? Anne bugün hani bir tane pasta yemiştik. Neydi? Bir şeyi kullanmasaydı. Neydi? Ben her şeyin üstesinden gelirim yani. Kız Betül teşekkür ederim aşkım benim kurban verene. Yine hadi gel kızım seni bekliyorum. Kızlar çok teşekkür ederim. Anne bir kere hani bir pasta yaptırmış. Adam bu yağları götürmedi. Hiçbir şey götürmedi. Bir sürü eşya kaldı ben anlamadım. Burada hepsi ortada. He? Burada her şey ortada. İşte yarın bunlar toparlayacağız. Nasıl götüreceğim onu da bilmiyorum. Toparladım hadi diyelim. Nereye koyacaksın? Nasıl götüreceğim? Maya var, Maya var. Bağcay mısını koyarız? Maya'ya da açar, bağcay koyarız. Sus. Aşko hangi benim? Kedim mi ağaçta olacak? Kedi Maya.
Maya oldu ölür. Maya var Maya. Hadi. Hadi gelin yanıma. Betül, annelerini at. Betül teşekkür ederim. Çakmak yok mu? Kadir sen biliyorum lan. Betül de sağ ol aşkım. Kadir abi çakmağın var mı? Çakmak yok mu Kadir sen? İçeride baksana içeride var. Çakmak da yanmıyor. Ne yapacağız? Bugün tüm aksilikler yapıyorsunuz. Anne bu da yanmıyor. Siz varsınız diye ben bir şey almadım. Bak herhalde sigara kullanıyorsunuz. Canım gitti. O yanıyor da ha. Tüpü ver. Tüpe de çakmak lazım. Tüpü ver. Tüpü bak. Hile o kapıyı tut. Hile bırak o kapıyı. Tüpün başlığını ver. Başlığı. Bak orada. Ne? Ben kemoyumla kimseye küsmedim. Ben sadece evimde kalmak istiyorum. Kadın kimseyle alakalı. Vallahi bir şey yok. Bir sıkıntı yok yani. Evi de yapamayız. Işığı kapatayım mı? Işığı kapatayım mı anne? Dur suyu açayım, yanıyor. Elveda güzel evim. En güzel anılarım, en güzel hatıralarım ve en güzel aslında günlerimiz bu evde oldu. Farkında mısınız? Evet. Hayatımızın dönüm noktası, her şey. Gerçekten... Siz mesela bu nasıl emin misin? Niye Hira? Hayatımızın dönüm noktası bu ev olmadı mı? Niye ağlıyorsun? Ağlayacağım. Hira ben de ağlatacağım. Gel öpeyim öyle gel. Ağlama. Onu bırak. Kapının önüne bir şey indi. Ay kapı. Kapının önüne bir şey indi. Şu tüpü indireceğim. İndir abi tüpü indi. Ben bu duygulanlara şahit olmak istemiyorum. Senin YouTube'a başlamam, benim burada TikTok'a başlamam, ne bileyim hayatımızın dönüm noktası ya. Burada, bu evde oldu her şey. Bir gün girdim, Hülya abla yayın yapıyor bağıra çağıra, ilk denk gelişim. Bir de keşfetmedim. Ben buraya taşındığımda ama yayıncı değildim, hatırlıyor musun? Sadece video atıyor. 3 ay sonra falan ben başladım yayınlara. Bir gün bir TikTok'a girdim, keşfette Hülya abla karşıma çıktı. Yayındayken bir de, bağırıp çağırırken. Allah'ım, Maya yarabbim bu veda partisi evde. İnşallah. Bu evde Maya geldi. Evet. Bu evde Maya geldi. Evet, bu eve Maya da ailemize katıldı. 4 kişi olmuştu. Ya cimsiz! Hadi gelin, kapat şunu. Dur, şunu kapatayım ben. Yürüyün. Cimsiz! Bak. Sen bu evde bize gelmiştin. Bütün mutluluğumuz bu evde. Hadi alkışlayın. Alkışlayın. İsterdik ki güzel bir veda partisi olsun ama anca bu kadar oldu. Hira Abdi gelin üfleyin. Geç Abdi. Gel beraber üfleyin. Hira gel. 3, 2, 1 diyor. Gel yanıma. 3, 2, 1. Bu söner diyelim. Sönmedi ya. Kim attı Kadir? Betül teşekkür ederim Betül. Melihat teşekkür ederim. Ya isterdim ki daha güzel bir veda partisi olsun ama inşallah İstanbul'daki evimizde güzel bir veda partisi yapacağım. Ahmet teşekkür ederim Ahmet. Bu insanı. Kaşık var mı? Allah'ım inşallah güzel günler bizi bekliyordur ya Rabbim. Anne pet kaşık yok. Hira biz nasıl yiyeceğiz bunları? Özlem, teşekkür ederim Özlem. Süpürgan, Özlem kurban verene. Meri teşekkür ederim Meri. Ben de sütler çaldım. Gerçekten çok kaptan almış Allah. Valla kızlar bana içten ve gönülden gerçekten dua edin. Sütlerçi nerede lan? Yani... Poşette orada. Rojcum teşekkür ederim Roj. Ay sütler hadi aşağı. Özlem teşekkür ederim. Evet. Abla, vantilatörü vereyim.
Kadir istemiyoruz. Abla sıcak. Ya da bugün gideriz, ederiz. Bir şey olmaz senin. Sıcak. Betül teşekkür ederim. Sıcak. Biz idare ederiz. Elimizde imkan varken niye kullanmayalım? Ya istemiyoruz abi, biz böyle mutluyuz. Sıcak. Sıcak işte abi, sen benimle gel, sana biz idare ederiz. Ederiz, bir şey olmaz. Edemez ya. Ya Kadir biz idare ederiz. Bakalım. Tabii. Ofiste klima da var, internet de var. Rahat da olursun. Bu eve gelişin. Bak hele. Anı. Rahat Özlem olursun. Teşekkür ederim Özlem. Ya bırak. Hadi bırak, o kedi de bırak diye yalvarıyor sana, miyavlıyor. Bak yalvarıyor diyor, beni bırak, hala sen diyorsun evimize gelişin. Resmen yalvarıyor, beni bırak diyor. Tamam anne kavga. Ya sıkmayın şu kediye. Sen partide yapılmaz ya. Tamam tamam bak hele. Sıkmayın. Bak Hilal'e kızıyorsun. Ya yok kedi demiş ki şu kedi miyavladığı zaman ver o telefonu. Of ben sıkmıyorum Maya'ya. Yüz kere sen şu kedi miyavladığı zaman almayın kucağınıza. Bak tamam. Tamam değil mi beni bırak, anlamıyor musun sen? Kucağıma aldım miyavladı, indiriyor. Tamam bak zaten annen stresli, dur. Ya yüz kere demişim ki kedi miyavladığı zaman demek ki istemiyor. Bırak. Onun yüzünden zaten İstanbul'a nereye izin olacağız? Gelme o zaman, git babamın yanında kal. Abdi bağırma, cam açın. Gelme o zaman. Ben miyim? Ben çok sevmeyin okul, bırakım ev bırakmam. Gelme o zaman. İra cam açık. Hülya abla, cam açık, cam. Sakin olun bir abla. Gelmeyin. Ben ne alaka? Sizin için geliyorum. Ya ben ne alaka? Hülya abla kavganda beni de mi koyma zorundasın? Abla cam açık. Hülya abla kavgasında Hülya abla. Sen abla, anne sana kavga ettiğinde ben ortaya giriyorum. Boş İra, yapma. İra, cam açık. Ablacım susar mısın? Abdi hadi gel benimle aşağı. En iyisi söyleyeyim, adam eşyalarımızı geri getirsin, gitmiyorum. Mantıklı olur. Ama şimdi kaç para aldık? Adam kaldırmışken evi falan temizleriz. Şu çocuk. Hazır değilim ya. Yemin ederim öyle bir korkuyorum ki hazır değilim yani. Ben bin kere dedim ki bak, bin kere sen aradın, abla git dedim İstanbul'a, kendi gözünle bir gör, bir seç, kendin beğen. 100 defa seni aradım bak, 100 defa. Benim suyum bitti. Yemin ederim chat gideceği evi bilmiyor. Yemin ederim bilmiyor. Bugün ben su geberdim, evde su bile bitti. Allah'a emanet gidiyorsun. Diyorsun ki Allah'a emanet. Ama olan oldu, hayırlısı buymuş. Anahtar anne. Benim anahtarım. Abla hayırlısı buymuş, olan oldu. Anahtar, benim için de evin anahtarı da veririm. Yok yok, gidecek zaten. Hayır, bizim evim yok, şeyim, alt kapılarım var. Kaçmayacağım. Cemre ablan kim Kadir abi açtı? Nasıl açtı sen? Ev şeydi o, başka alt kapı. Adana kaç koyuyorsa nasıl takılacak? Mantık kafası yani. Niye o suyu döktün? Şu kadarcık kaldı. Tamam, susuktan geber o zaman. Tatlılarınızı iyi tatlılarınızı. Hadi gel bir tatlı ye, pasta alayım bir şey. Gözlerciğim kızlar, teşekkür ederim kızlar. Ben pasta yiyeceğim, iştahım yok ya. Ye. Ben de yiyeceğim, iştahım yok. Biraz daha alırım tatlıları ye. Kızlar çakmadı mı sana? Yeriz sonra. Abdi gel ben hadi. Ya Kadir istemiyorum. Adam buçuk. Çok sıcak. Bu çocuklar nasıl yatacak? Ben yapmam bugün dörtte. Hadi seni geçtim. Bu çocuklar nasıl yatacak? Ya yatmıyoruz, yatmıyoruz. Yapmayacağız. Bugün işe çıkacağız. Vantilatörü buraya koyarsın köşeye, sen ya hayır, abla evet. Senin yayın yaparsın. Olsun öyle bari. Senin ya, yayın yaparsın. Üçte çıkarız bugün. İki, üç kere bak terlemişsiniz, bak hepiniz çocuğa bak, yeşil pis gördük, beyaz olmuş terlemekten. Halin yoksa bugün biz nasıl uyuyacağız burada? Gitmeyeceğiz mi? Bak hele. Anne kaşık var mı? Hira yatak var, yatın işte. Tamam o zaman içeri çek. Abla. O zaman geberirim ben o sıcaklıkta. Hira, yoktan. Hira bir sus, bir sus. Anneciğim işte. Abla. Kaşık var mı? Kaşık da yok. Nasıl yiyeceğiz? Adam kaşık koymamış. Baktım. Ne kaşık ne çatal. Ben çatal istedim ondan. Pasta da yiyelim. Özellikle çatal ver dedim ya. Tamam tabak çatal bıçak da var. Onları da getirin şöyle. Et vermiştir ya, bu poşetlere bak ha. Yok onlar da. Açık işte. Bu ne? Ver. Üç tane tabak. Ha dur. İki tane tek çatal var. Tam yeter işte be. Kaşık yok. Nasıl yiyeceğim ben? Yok ha, üç tane çatal. Üç tamam, tane ver. Çatal. Ver.
4 çatal var, 5 tane var işte. Kadir bıçak nerede? Bugün ne varsa anlamadım ama bir şey söyleyeyim sen bugün eve hiçbir yere gitmeyi isteğin yok. Büyük de teşekkür. Yahya moralim bozuk, moralim. Benim de moralim. Stresliyim, niye beni anlamıyorsun? Ben de stresliyim, bak ben de stresliyim. Sen harbi teşekkür ederim. Tek sen stresliysin, ben de okulumu bırakıyorum. Ben de stresliyim. Ben de isterdim 6. sınıfında orada okumak. Senin sayende göz inşallah mutlu oluruz da ezberlenme şeytan ilacıyım. Mutlu olmasa da senin yüzünden. Çatal ver. Nasıl yiyeceğiz onu anlıyorum. Bıçak aldım. Kadir bıçak vermişti. Bıçak ver Kadir. Burada. X Parzi. Ay kurban verene. Kız çok teşekkür ederim. Aşk. Kızlar çok teşekkür ederim. Kız kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Kızlar hepinize Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çatal. Aşık buldum ben. Al anne. Tamam, çok teşekkür ederim kurban verene. Oyun kaşığı yavaş yavaş. Abla şimdi ne dedin? Ne Kadir? Bana katma. Ben kusacağım. Anne sana... Sana da vereceğim. Kusacağım. Niye? Valla kusacağım. Niye aldım ben bu pastayı? Arabada mahvoldu bu. Yemeyeceğim. Gır bir iki dilim yiyin. Niye aldık? Niye aldık? Neydi ki? Küçük bir tane uğur böceğini alaydık. Anne dua okuyayım mı bize? Yere de düştü. Kadir abi artık temizler. Al hadi. Teşekkür ederim. Kurban verene size de vereyim X Barzicim. Teşekkür ederim. Anne, ya. Ben bu çatalı. Kız teşekkür ederim kurban verene. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Kızlar hakkınızı helal edin. Kurban verin. Şu tipime hele bir bakın. Güzelliğim gitti resmen ya. Resmen güzelliğim gitti. Resmen çöktüm hemen 2-3 saatte 5 saatte ya. Kurban verin. X Barzicim teşekkür ederim aşkım. Telefonu ver. Hepinize çok iyi. Resmen çöktüm. Güzelliğim gitti ya. Telefonu ver. Şarjım az 31. Anne İslam'la gideceğiz diye dua okuyayım mı? Dopiş verin. İslam'la gideceğiz diye dua okuyayım mı bari? Re harfi teşekkür ederim re. Kurban verene. Şu an dua okumayın ya moralim bozuk. Dua okumayın ne günah kaldı. İkfarcığım sağ ol aşkım kesenize bereket kızlar. Bağlasam yola çıkar da dua okuyayım diyorum. Anne İslam'la gideceğiz yol için dua okuyayım mı? Oku hele bir yol duası okuyacak oku. Allah re ile ile ve el halü kayyum la tevzu sinatü velene ve malu sinatü ve mafilet men de zelleciye şoyun da illerin izni yalı emame ne de imame kafam ve el yitun hep şeyin neyin mi illerin meşe ve seyitüsü sinatü velen ve el yedü yüzüme ve el yedü yüzüme ve el yedü yüzüme ve el yedü yüzüme. Amin. Uy kurban olur mu? Onu da ezberledim artık. Oh. Ayet-el Kürsi okudu. Uy kurban olur ha. Ayet-el Kürsi de. Yani. Bir de bana diyorlar işte çocuklarını kötü yetiştir. Bak benim oğlum dua. Sizin o çocuklarınız da Ayet-el Kürsi biliyor mu bana laf söyleyenler? Derin teşekkür ederim. Derin kaos. Derin kaos. Kurban verene teşekkür ederim. Biri para tabancası attı. Kimdi o? Kız Beyda. Teşekkür ederim Beydacığım. Valla Allah'a şükürler olsun. Çok da güzel çocuk yetiştirdim. Kurban verene. Benim çocuklarım bir tane. Abi pastayı kurban verene. Aşk olarım benim. Nes'cim teşekkür ederim. Nes, Beyda, ham yapın. Anne, kola bundan içeceğim. İç tamam. Adam. Kadir abine kola ver. İçer misin? Ver, içer içer ver. Orada doldurma. Ona doldurma. Mel teşekkür ederim, Mel. Mef yayından Mef bana istek atsın. Şu an benim moralim çok bozuk ya. Mef pek kadar mı Kadir? Bakayım. Beyda'cım çok teşekkür ederim. Al sen ye, sular çiçek yolunda değilmiş. Kimle? Kadir abi tek bardak varmış. Kızlar çok teşekkür ederim. Kadir abi ne kullanıyor? Teşekkür ederim. Berrak teşekkür ederim kızlar. Tek bardak nerede? Mefi Çağrı'nın Hülya'yla cezalı PK. Cezalı yapalım gelsin. Biraz moralim yerine geliyor. Tamam. Gözde teşekkür kaybe. Ederim. Kaybe. O kaybedirsen bir ceza yapsın. Sen kaybedersen pastayı yüzüne vurayım. Hayır haram günah bak ekmekten yapılıyor ha. Hiç düşünmediniz mi günah? Bu kurban oluyor ya Mehmet. Tamam bak vuruşunuzda bir tane dedim bana vurun tamam ağladım üzüldüm. Anneye vurdun Hila tamam. Hatta bir daha anneye vurdun tamam. Toplam üç. Allah'ın hakkı üçtür.
Beyda'cığım teşekkür ederim aşkım, kurban vereni. Üç kere vurdunuz. Üç değerim fazla vurmayın. Aynen haklı benim oğlum, gel öpeyim. Halamız akmıştır diyorlar ya. Yemin ederim, yemin ederim. Allah da bilir. Beyda'cığım, Zana'cığım teşekkür ederim. Abdişim büyüyünce öyle bir merhametli olacak, öyle bir iyi bir aile babası olacak, öyle iyi yerlere gelecek, öyle iyi işleri olacak ki Gözde teşekkür ederim Gözde'cim. Çünkü benim oğlum maşallah, hele bakayım hele, anasının oğlu ya, kurban olurum ya, kurban olurum ya, kıskananlar çatlasın. Kim hediye attı görmedim. Cennet teşekkür ederim, Cennet bir kişi daha attı. Bir şey var. Hiram, altında ekmek gibi bir şey var. Görmedim ismi ya. Cennet sağ ol aşkım benim. Hepinize çok teşekkür ederim. R harfi teşekkür ederim. R. Nutella teşekkür ederim. Nutellacığım. Ya kurban olurum. Hepinize teşekkür ederim. Beydacığım sağ ol aşkım. Vallahi billahi öyle. Bir de benim çocuklarıma laf söylüyorlar. Bilmem ne diyorlar. Nutella. Yemin ederim keşke geri geliyor, kavga da ediyoruz. Her ailede oluyor ama Allah'a şükürler olsun, benim iki tane çocuğum da maşallah ikisi de birbirinden akıllı, zeki. Zana teşekkür ederim aşkım benim. Bazen bu kadar şımarıklıkların nedeni de ne biliyor musunuz? Ben onlara fazla anne gibi davranmıyorum. Onlara daha çok arkadaş gibi davranıyorum. Öyle değil mi Kadir? Mesela onlara böyle çok anne gibi davranmıyorum. Daha çok arkadaş gibi yaklaştığım için öyle. Senin oldun. Kimdi o? Cemre Solmaz geldi. Cemre Solmaz. Cemre Solmaz teşekkür ederim aşkım benim, kurban vereni. Sağ ol aşkım. Bak Cemre gelmiş. Hira seni sevdiğin. Hira şu an üzgün galiba. Üzgün. Öznur teşekkür ederim. Öznur. Hira. Çiçeğim. Üzgün müsün gideceğiz diye? Hira. Üzgün müsün gideceğiz diye? Hı? Hira şu. Gideceğiz diye üzülüyor musun? O yüzden mi? Kurban vereni. Çatal tek var. Çiçeğim. E bak anneye de bir bak. Üzülüyorsun. E gel öpeyim hele gel. Yine belki orada her şey çok güzel olacak. Okulumu bırakmak çok mu istiyorum? Belki orada her şey çok güzel olacak. Olmayacak. Niye? Nereden biliyorsun? Çünkü istemiyorum. Mert abi teşekkür ederim. Anne az kaldı doydum ya. Anne doydum. Değil mi hiç? Az kaldı doydum, içindeki ekmekleri de bitirdim. Buraya indiriyorum. Ben de indir. Bardağın içi yok çiçek. Benim böceğim benim. Kurban vereni. Kızım iyi de olsa kötü de olsa ben sizin yanınızdayım zaten. Hep beraber değil miyiz? Okulundan gitmek istemiyorum. Belki daha iyi okul, daha iyi arkadaşların olacak. Olmaz. Tamam. Ben okula almıştım. Seni başka okula da yazdırırım. Aynı okul gibi olmayacak. Oradaki arkadaşlarım oraya ışınlanmayacak. Aynı hocalarım olmayacak. Oradaki hocalarıma ısındım, oradaki arkadaşlarıma ısındım ben. Kolay kolay o bir insana, bir hocaya alışamazsın. Kolay değil. Bir evden o eve geçmek, düzeltmek kolay değil. Biraz olsa sen de zorlanıyorsun. Yeni arkadaş edinmek, onlara ısınmak, yeni hocalara ısınmak. Bir de başta bunları söylemiyordun o kadarını. Söyleseydin gitmezdik. Gitmezdik değil. Zaten gidecektik. Yok söyleseydin gitmeyebilirdin. İstanbul'da da Abdi aynı olacak. Aynı şekilde telefonla oynayacak. Bak şu an bile telefon oynama gibi niyeti gitti. Kızım Abdi'den ne istiyorsun? Yarın ben senin yanında duracağım. Cam açık. Sessiz. Aynı hoca olmayacak. Aynı arkadaş olmayacak. Aynı ev olmayacak. Diyelim ilk önce iyi gitti. Okul açıldıktan sonra okula yazdırdık. Sıkıldık. Kötü gitti diyelim. Okuldan da okuldan geleceğiz buraya mı gene?
Kızım okulu beğenmese seni başka okula yazdırmıyor. Ben senin yanındayım. O kadar basit bir şey değil anne. Hemen okulu beğenmesen şu okula gideyim. O okulu beğenmezsen şuraya gidiyor. Kolay değil. Başta söyleseydin yine bunları ciddi anlamda istemediğini o zaman. Baştayken deseydin. Baştayken ciddi anlamda deseydin ki anne istemiyorum. Baştayken deseydin değil mi Kadi? Hiçbir zaman beni karşına aldın, konuştun mu? Ben bugüne kadar bir şey söylemedin de bugün eşyaları taşınca mı aklına geldi bunlar? Lükstür, teşekkür ederim, lükstür. Ya hiç değil mi? Kaç gündür taşınacağız hiç böyle ciddi demiyor. Bu konu iki haftadır konuşuluyor, şimdi mi aklına geliyor? Ben ona diyordum, ben diyordum gitmek istemiyorum. Arkadaşlarım burada, hocam burada. Valla Hülya'mla da sürpriz oldu. Hülya'mla da bir baktı kapıları atmış, bir baktı evi tutmuş. Ya hızlı karar veriyor. Hızlı karar veriyor. Lüksür gözle teşekkür ederim. Hiç düşünmeden hızlı kararlar veriyor. Ben seni aradım dedim ki bak dedim bu iki çocuğunu al karşına otur konuş dedim. Bir de evi git gör dedim. Ama Kadir abi yok. Çok hızlı kararlar veriyor. Aynı bir şey oldu bak ben şu an bile bir gün içerisinde gideceğim seni aklıma değil. Beni bir dinle. Olan oldu. Eşyalar gitti. Siz artık gidiyorsunuz. Tamam bitti. 15 saat yol bu araba dayanır mı? 15 saat yol hamle yapabilir mi? Dayanmak zorunda. Anladın bitti gitti eşyalar bak gitti. Hira ben her şeye rağmen sizin yanınızdayım. Maddi manevi iyi günde kötü günde. Ne olursa olsun. Okulda da mı yanınızda geleceksin? Evet okulda da yanında olacağım. Okulda beğenmedin. Nasıl derse yanına mı geleceksin? Hira öğretmenlerini arkadaşlarını beğenmediği zaman bir sorun çıktığı zaman yeri gelir sınıfını değiştiririm. Yeri gelir okulunu da değiştiririm. Ben yine her konuda yanındayım. Sizi öyle bir salıp bırakacak mıyım? Hemen sınıfı değiştirmekle olmuyor. Hemen sınıfı değiştirmekle olmuyor. Bu okulda ne zaman sorun sıkıntı olduğu zaman gelmiyor muydu böyle? Bu okulda ben alıştım. Bak öğretmenlerime alıştım. Müdürüme alıştım. Kaç gündür böyle ciddi ciddi konuşmuyor. Ben diyorum gideceğiz tamam diyor. Şimdi kalkmış böyle saçma sapan. Ne zaman tamam dedim. Ben de pişman olursak ne yapacağım? Tamam, telefonu tamam. Ver, telefonun da şarjı az zaten. Canım. Lüksür teşekkür ederim. Lüksür kurban verene. Olan oldu bak. Sen ani sen çok ani kararlar veriyorsun. Ara adamı geri getirdin. Ya Kadir çok ani hareketler yapıyor. Çok ani hemen her şeye karar veriyor. Doğru diyor. Bir şey yok da diyemem. Doğru diyor. Her şey ani karar veriyor. Birden bir kapora attım, birden bir galyana geldim, bir gaza geldim. Kapora attım, bir birden kapora... eşyalar gitti. Daha hazırlanmadık ya. Lüksür teşekkür ederim lüksür. İstanbul'da her şey çok pahalı. Urfa gibi de olmayacak. Orada hayat tabii ki daha çok zorlanışacak. Ve sen pişman olacaksın. Bak ben de şu mutfağa yazıyorum, odama yazıyorum, evin her yerine yazıyorum ki sen de pişman olacaksın. Pişman olacaksın. Hem de çok pişman olacaksın. Hem de çok. Biraz adam psikolojimi bozdu. Sen çok pişman olacaksın. Şimdi gitmek istiyorsun. Sana kolay geliyor ama sen gerçekten ya çok pişman. Bana mı kolay geliyor? Benim psikolojim zaten bozulmuş ben burada. Ben konuşuyor. Ne kadar moralim bozuk, ne kadar psikolojim bozulmuş. Pişman olur. Tamam vaz mı geçinmeye çalışıyorsun? Eşyalar gitti. Benim de psikolojim bozuk. Hira görmüyor musun halimi? Hira. Oradaki okullarda beğenmezsem Urfa'ya geri dönüyoruz. Tamam mı? Hira. İstanbul'un hiçbirini bilmiyorum. Hira. Urfa'yı ezberlemişim. Bak hele. Etrafına bir bak eşyalar yok ha şu an. Bilmiyorum. Teşekkür ederim Gözde'ye. Gidiyorsunuz. Zaten pişman daha fazla pişman edin mutsuz etme. Zaten pişman. Umurumda değil Kadir abi. Mutsuz etme en azından. Kendisi bizi bu duruma düşürdü. Eşyalar yok. Klima yok. Sıcaktan gebereceğim. Evde bir soğuk su yok ki boğazımızdan i̇şte geçelim. Sen de sahibinden her güne bakıyordun. O zaman soğuk su ver. Kararlı olsaydın soğuk su soğuk su yok ki. Yok ki. Yok yok. Neyin şovunu yapıyorsun? Evde soğuktan gebereceğim. Sıcak su üzerine etki eder. Hira'nın aklı yeni yerine geliyor. Hira şov yapıyordu. Gerçekten taşınacağını bilmiyordu ki. İnanmıyordu taşınacağımıza. Şov yapıyordu. O da şunu düşündü. İnanmıyordu değil. Ben sana söylemiştim. Ben dedim okulundan ayrılmak istemiyorum. Sen dedin kızım. Orada yeni arkadaşlar edinirsin. Orada yeni hocalarla arkadaşı yaparsın. Kolay değil. Sen bile karşılaşan birisi gelse ona kolay alışamazsın. Dinlemiyor bile şu an. Aklı başka yerde çünkü. Onunla ben onunla mı konuşuyorum, duvarla mı konuşuyorum belli değil ya. Yemin ederim belli değil. Hira cam açıp ya sessiz konuş. Hira bak zaten beynim durmuş. Ben orada
bir şeyden anlatıyorum orada. Hira pişman zaten. Daha fazla üzerine gidip mutsuz etme halini, tamam? Pişman değil, bilerekten yaptı bunlar zaten. Hira sus. Valla bilseydi bu sabah yola çıkacağımı da bilirdim. Bilmiyorum. Ne bir sabah ya? Çıkmayacağım, bence yarın gideriz zaten. Rezil oluruz bugün bu evde. Ne kliva ne kliva var, ne bir bok var. Vantilatör getireceğim. Vantilatör senin evde. Vantilatör bir şey yaramıyor Kadir abi, yaramıyor. Hira hiç yoktan iyi, bak bu sıcaklıktan hiç iyi. Yoktan iyi değil, getirme gene senin değil. Klimayı mı sökeyim getireyim? Ya o kadar bozuldu ki. Ya bilmiyorum, kendimi hiç hissetmiyorum ya. Senin telefonun şarjı varken niye benim telefonun şarjı azken kullanayım? Şarjım 31. Biraz sus yeter, ver powerbank'i ver. O ekran düzgün görünmüyor. Tamam, ekran düzgün görünmüyor diye İrem alacak mısın? Akşama şarj bana yetmez ha. 3'e 4'e kadar ayaktayım. Kişleniyor mu ya? Ah Hira, defol al şarjını, al telefonunu, al defol git. Defol. Ne ara İstanbul'a gideceğimizi ben de bilmiyorum. Tam moralim bozuldu, tam sıçtım zor içine. Zaten moralim bozuldu, tam sıçtım içine. Al orada okul olmazsa yemin de bir daha annemin yüzüne bakmam. Onun sayesinde buralarda şu an rezil oluyoruz. Ben bir şey demiyorum, onun sayesinde zaten böyle rezil. Taşınacağımızdan hiçbirimizin haberi yoktu ki. Ya Kadir abi, annem hızlı karar veriyor. Yemin ederim hızlı karar veriyor. Hülya ablanın bile taşınacağından haberi yoktu. Ne bileyim, bir anda kararlar alıyor. Ya Kadir abi, o değil. Annem hemen hızlı karar veriyor. Hızlı bir karar. Hira, inşallah iyi olacak. Ben güçlü bir insanım. Bak. Annen her türlü ayakların üzerinde durur, tamam mı? Bu okulda bir senedir, bir buçuk senedir buradayız. Hira, sizi bu yaşa getirene kadar tek başıma ayakta durdum ha. Hiç kimseye el açmadım. Onu biliyorum. Hiçbir zaman sizi kötü ki harap para size yedirmedi. Annenin de tek suçu var. Gidip evi görmedi sadece. Bu. Yıllardır size baktım. Her zaman size baktım. Sizi hiçbir zaman bırakmadım. Kadir abi, aç bırakmamışım. Açıkta bırakmamışım. Evinden geleni her şeyi yapıyorum ya sizin için. İstanbul sizin için daha iyi olur. İstanbul'un hiçbir yerini bilmiyoruz. Alışacaksın. Alışmadık mı geri geliriz. Sadece geri para gitti yarın kadar. Anne, geri geliriz diye kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Gene böyle eşyalar toparlayacağız. Geri gelmek kolay mı? Gelirim Kadir, yapamadım mı geleceğim, ne yapacağım yani? Gel, bak gelirim demek kolay. Ben de istemiyorum. İnşallah iyi olur. Niye belki? Belki geri gelmeyiz Hira. Bak o okulda ben bir buçuk senedir, bir senedir orada okuyorum. Oradaki okulda ısınma. Yerim ısındı. Belki orada sana reklam teklifleri gelir. Belki Hira, belki orada çok güzel şeyler olur kızlar. Belki bize hayırlı kapılar şimdi açılır. Şimdi bak diyelim o okula alıştık. İstanbul'a alışmadık. Ne yapacağız? Oradaki okulu 6. sınıfı bırakacağız. 7. sınıfta gene mi buraya geleceğim? İnşallah gelmeyiz Hira. Niye gelelim? Niye gelelim? Belki her şey çünkü çok güzel olur. Çünkü 1. 2. 3. sınıfımı İbrahim Tatlıses'te okudum. 4 farklı. 5 farklı. 6 farklı. Hadi inşallah 7'de farklı olsun, tamam olsun. Hira ne yapayım? Her zaman sizin için çabaladım. Ne yapabilirim Hira? Ne yapabilirim yani? Hayat o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamam yeter yazıyorlar. Para kazanmak o kadar kolay mı sanıyorsun sen? Sizi büyütene kadar neler çektim ben, kendim biliyorsun. Benimle daha geçen seneye kadar, 2 sene önceye kadar temizliğe geliyordun lan, unuttun mu o günleri? Niye şimdi şükretmiyorsun? Ben de sana az yardıma gelmedim ha. Ne şov yapıyorsun? Sen hiçbir şeyine yardım etmiyormuşum gibi şu an konuşuyorsun. Oğuzun neye yarıyor? 24 saat telefonla oynuyor. Ben seninle... Dönüyor dolaşıyor Abdi'ye laf söylüyor. Tamam lan, dönüyor dolaşıyor Abdi'ye laf. Ben sana 24 saat yardım ediyorum ama yaranamıyorum. Yaranamıyorum. Valla kızlar, yemin ederim daha 2 sene, 3 sene öncesine ne kadar seninle beraber temizliğe gidiyorduk lan. Unuttun mu o günleri? Şükretsene. Sanki orada kötü olsa sizi mi bırakacağım, sizi aç mı bırakacağım, susuz mu bırakacağım, size sahip mi çıkmayacağım, sizi bırakacak mıyım? Ya ben böyle bir insan mıyım? Ne günler geçirdik? Ne günler atlattık ya? Bunu da atlatacağız. Ya abla, atlatırsın. Kimse sana atlatamazsın diye bir kelime kullanmıyor. Atlatırsın.
Ya belki her şey daha tamamen de farklı. Kalip şu an ben de şu an korkuyorum. Bak şu an maddi olarak biraz daha güçlü olsam o kadar korkma. Gözüme gelmez, anladın mı? Ama şu an biraz korkularım var kıza. O da geçecek, inanıyorum. Benim kalbim kötü değil, ben kötü bir insan değilim. Benim kalbim temiz, Allah da biliyor. Çünkü şu ana kadar ben hiç kimsenin kötülüğünü istemedim bu hayatta. Allah da her zaman bana hayırlı kapılar açmıştır. Ve bu sefer de inanıyorum, inşallah her şey çok güzel olacak. Ya inanıyorum. Tamam, tabii ki korkuyorum, çok korkuyorum. Korkuyorum ama iyi düşünmek zorundayım, ne yapabilirim kızlar? Havva, teşekkür ederim Havvacığım. Sen düşünüyorsun, sen çok acele karar verdin sadece. Timur, teşekkür ederim Timur. Bu senin suçun, başka bir suçun yok. Farklı bir hayat istedin, İstanbul'a gidiyorsun. Ya kim beni bu yollara sürüklediyse, kim gerçekten bu psikolojimi bozacak dereceye getirmişse var ya, Allah iki yakanızı bir araya getirmesin. Özgür, bu Urfa'dakilerin de çok etkisi var ha. Bu son dönemlerde çok psikolojimi bozdular Kadir. Yani gerçekten bu Urfa'dakiler, ama var ya, yani psikolojimi bu dereceye getirdiniz, Allah yanınıza bırakmasın inşallah. Size Allah'a havale ediyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum. Psikolojimi hep sizler bozdunuz benim. Şimdi ne yaparım orada? Ben bayılacak gibiyim. Timur, teşekkür ederim Timur. Ne yapacağız? Otur hele, 5 dakika sonra gidersin ya. Ben de burada kalırım, bir şey olmaz. Timur, teşekkür ederim. Özgür, teşekkür ederim Özgür. Sen kafayı mı yedin? Sen burada nasıl kalacaksın? Bak 5 dakika durduk, nasıl terledik? Ya bir şey olmaz. Her gün klimanın altına yatıyorum, bir gün de öyle kalayım. Nerede yatacaksın? Bende halı da yok, halı getireyim. Niye ilk bu eve taşındığında klima mı vardı? Bir şey olmaz, fark edip ki klima yok. Ne yapayım? Taşındığında kış yaklaşıyordu. Soğuk da onlar. Ha, tezgahın üzerine uzanıyor. Kızlar mecbur, ben bundan sonra üzülmeyeceğim. Güçlüdürüm ki, bunlar da korkuyor galiba. Güçlüdür, bunlar lazım. Korkuyorlar tabii. Öznur, teşekkür ederim. Sen hayatını değiştiriyorsun. Hayatını değiştiriyorsun ya, sen dedin ki otur çocukların karşına al. Öznur, Yağmur, teşekkür ederim. Sen dedin ki ben nereye, onlar oraya. Sor dedim bir. Bunların artık bir çevresi var, bir arkadaşları Melih, var. Melih, teşekkür ederim. Kurban veren hepinize çok teşekkür ederim. Timur, teşekkür ederim Timur. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kurban verene çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Abdi gelsin. Hep psikolojimi bozdular ha. Yemin ederim. Yok, düzelir psikolojim. Hep insanlara baka baka. Artık dedim ki uzaklaşayım bu ufadan. Çok acele bir karar aldım. Ya hep psikolojim çok üstüme geldiler bu zamanlarda Kadir. Senin tek hatan, çok acele bir karar aldın. Tamam mı? Çok acele davrandın. Timur, teşekkür ederim Timur. Çocuklarını taşıyacaksın, kendi evin yaşayacaksın, gidip evi görmedin. Evi tuttun. Mahalleyi falan bilmiyorsun hiçbir şey. Mef istek atsın. Dur. Bunlar sıkıntı. İsteklerim açık. İsteklerim açık. Mef istek atabilir kızlar. Atsın istek. Tamam, istek atsın. Gökçe ile yayındalar. Tamam, söyleyin gelsin, bekliyorum. Timur, teşekkür ederim Timur. Gelsin, biraz belki yaşam yerine gelir. Ne bileyim. Ya Kadir, bu son zamanlarda biliyor musun TikTok'ta çok üstüme geldiler.